başka bir ekip geldi. Oradan tutunağımızı tuttu. Adam yoluna gitti. Siz manken misiniz? Ha yok abi. Önce durmayınca ben de arabayı yolun ortasında bıraktım. Tıra tırmalandım. Adam durmuyordu. Üstüme sürükledi. Ondan sonra adama tekme tokat girdim. Kimse yardım etmedi. En son virajı dönünce de adam üstüme sürükledi. Kaçacaktı. Bırakmadım. Türk müydü adam efendim? Yok. Bulgaristanlı. Bulgaristanlı. Evet. Efendim peki tırın üstünde tırmandığınızı gördük görüntülerde. Tırın kapısına tutup da belli bir süre gidiyorsunuz. Tehlikeli bir yolculuk. Yani o sırada düşüp yaralanmaktan, belki de hayatınızı kaybetmekten... Ya ben şey, her şeyi göze almıştım zaten dedim. Evet efendim. Şimdi bir şey yapalım. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Başka bir şey ekleyecek misiniz? Ya böyle haksızları mesela kabul etmeyelim. Böyle şeyleri ülkemizde yaşamasın yani. Tır şoförü durmasaydı nereye kadar gitseydi ben arkasında giderdim. Bırakmazdım yani kolay kolay onu. Efendim Kapıkule'ye kadar gitseydi? Giderdim. Kapıkule'ye kadar öyle şekilde? Giderdim öyle. Peki efendim sonra kendinizi televizyonda gördünüz birdenbire. Neler hissettiniz? İyi güzel şeyler hissettim. Etrafınızdaki insanlar bir şey tepki verdi mi eşiniz, dostunuz, aileniz? Yok kimse tepki vermedi. Herkes alkışladı dedi. Çok güzel tepkiler verdi. Siz ne dediniz efendim peki görünce beyefendi? Paul Barker'in Avcılar Şubesi ilan ettik biz Mahir abi. Hızlı ve Öfkeli'deki Paul Barker öldü diyorlar ama ölmedi. Mahir abinin ruhunda tekrardan canlandı. Biz bunu şimdi avcılarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Zaten... Mahir abi farklı yerlerden farklı teklifler alıyor zaten. Bir zannedersem bir de film teklifi aldı. Değil mi? Zaten film evet. Sahnesi gibiydi zaten. Evet zaten film sahnesi gibi. İşte insanlar görünce bizim de zaten storylerimizde görüyorlar. Mesajlar falan işte görüşmek, tanışmak istiyoruz. Fotoğraf çekilmek istiyoruz. YouTuber'lardan gelen teklifler var. Şu an Mahir abi onları değerlendirmek istiyor. Daha öncesinde de avcılar yan yolda bir 40 teker kamyona tırmanmıştı arkadaş. Bu da ikinci serüveni oluyor. Ama bundan sonraki niyeti de... Kaza olayı mı olmuştu? Daha öncesinde de böyle bir kaza olayı olmuştu. Onunla da büyük bir kamyona tırmanmıştı. Öyle yakaladı kendisini. Peki. İlk ve son serüveni değil inşallah. Tırcılara dikkat et. Korkulu rüyası olacak bundan sonra. Götürdü. Ben de sağa bariyerlere çarptım. Yanımda da arkadaşım vardı. Araba yolu ortasında bıraktım. Evet efendim. Bir 500 metre, bir kilometre yaklaşık. Tır gitti, ben tırın arkasındaydım. Koşarak gittiniz değil mi efendim? Koşarak gittim. Ön camına taş attım. Camını kırdım. Hayır abi biraz espri.